Baba Vanga büyüleyici bir kadındı ve geleceği görme konusunda olağanüstü bir yeteneği olduğu düşünülüyor. Bulgaristan'da yaşamış olan Baba Vanga esrarengiz öngörüleriyle ünlendi. Özellikle büyük dünya olayları hakkında şok edici derecede doğru tahminlerde bulundu. Ve kehanetlerine göre seneye başımıza bin bir türlü bela gelecek. İşte Baba Vanga'nın 2024 yılına dair karanlık kehanetleri. Kuantum bilgisayarlar. 0 ve 1 bitleri kullanan geleneksel bilgisayarların aksine kuantum bilgisayarlar 0 ve 1'in herhangi bir kombinasyonunu aynı anda temsil edebilen kübitler kullanır. Bu karmaşık hesaplamaları şu anda kullandığımız aygıtlardan çok çok daha hızlı yapabilecekleri anlamına gelir. Baba Vanga 2024 yılında bu teknolojide çığır açılacağını öngörmüştür. Kuantum bilgisayarlar özünde kötü değildir ve karmaşık problemleri çözmek için kesinlikle yararlıdır. Ancak bu teknolojinin tehlikeli bir yanı da vardır. Buradaki en büyük endişe her gün kullandığımız şifreleme yöntemlerini kırma potansiyelidir. Hassas veriler herhangi bir bilgisayar korsanının başarabileceğinden çok daha kolay bir şekilde sızdırabilir. Şu anda kullandığımız kimlik doğrulama sistemleri tamamen geçersiz hale gelebilir ve bu da potansiyel ihlallere ve siber saldırılara yol açabilir. Videonun ilerleyen bölümlerinde siber saldırılar hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Global salgın. Bu kehanete göre 2020'de yaşadığımıza benzer dünya çapında bir salgın olacak. Ancak bu sefer halimiz çok çok daha kötü olacak. Eve kapandığımız ve gittiğimiz her yerde maske taktığımız o birkaç yılda belki de tüm bunların bizi daha büyük bir şeye, daha ölümcül, daha bulaşıcı ve daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılacak bir salgına hazırladığı fikri ortalıkta dolaşıyordu. Bu ister siyasi kontrol sağlamak için kasıtlı olarak yayılan bir virüs olsun, ister doğadan gelecek bir şey olsun. Eğer bu öngörü gerçekleşir ve korkunç bir süper virüsle karşılaşırsak, umarım hazırlıklı oluruz. Babanın kehanetinin çoktan 2020'de gerçekleşmiş olması ve dolayısıyla büyük ölçüde üstesinden gelinmiş olması ihtimali de var. Kehanetin tamamen sahte olması da mümkün. O yüzden hemen telaş etmemekte fayda var. Gizemli hastalık. Bu kehanet doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ı etkiliyor. Babaya göre Trump gelecek yıl beyin travması ve sağırlığa neden olacak gizemli bir hastalığa yakalanacak. Bunun az önce tartıştığımız hastalığın bir etkisi olup olmayacağını merak etmeden duramıyorum. Kulağa oldukça korkunç geliyor. Beyin travmasının ne anlama geldiğinden emin değilim ama işitme duyusunu kaybetmek kesinlikle kimsenin başına gelmesini istemeyeceğim bir şey. Güçlü bir ejderha gezegeni ele geçirecek. Baba Vanga gelecekte ön plana çıkacak müthiş bir ejderhadan söz ediyordu. Bu belki de garip yaratık ya da uzaylı da olabilir. Kimilerine göre ruhani bir varlık, dünyanın kanatlı, ateş püskürten bir canavar tarafından yönetilmesi fikri ne kadar havalı olsa da efsanevi anlamda bir ejderhadan bahsetmiyordu. Ejderha burada gücün sembolüdür. Görünüşe göre bu ejderha, 3 büyük küresel gücün yani Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesini temsil ediyor. Esasen öngördüğü şey, bu ulusların daha yakın bir ittifak ve işbirliği kurarak güçlü bir blok oluşturacakları önemli bir jeopolitik gelişme. Her ne kadar bu ittifak neleri kapsayacağı konusunda ayrıntılara girmemiş olsa da çıkarımlar oldukça açık. Dünyanın siyasi manzarasını tamamen yeniden şekillendirebilecek güçlü bir ittifak. Bu güç değişimi 2024 yılı için ima edilen bir başka kehanete de yol açabilir. Potansiyel bir 3. Dünya Savaşı. Yapay zekanın yükselişi. 2024 yılında yapay zeka kullanımı hızla artacak ve bildiğimiz dünyayı tamamen değiştirecek. Bu listedeki kehanetler arasında gerçekten de gerçekleştiğini görebildiğim tek şey bu. YZ endişe verici bir hızla ilerliyor ve yaşayan herhangi bir insandan daha hızlı öğreniyor. Öyle bir noktaya gelindi ki bilim insanları yapay zekanın bir tür bilinç kazanmasından endişe duymaya başladı. Eğer bu gerçekleşirse büyük olasılıkla tamamen mahvoluruz. Bunun nedeni yapay zekanın kasıtlı olarak kötü niyetli olması ve Skynet gibi bizi yok etmek istemesi değil. Ki bunu da yapabilir ama esas endişe bizim yerimizi kolayca alabilecek olması. İnsan yeteneği ve becerisi tamamen geçmişte kalabilir. Mesela yapay zekanın bazı sektörleri ne kadar hızlı etkilediğine bir bakın. Yazarlar ve oyuncular grevde, animatörler ve sanatçılar işlerini kaybetmekten korkuyor. Yapay zekayı gerçekten ürkütücü buluyorum ve tamamen kontrolden çıkmayacağı bir şekilde entegre etmenin bir yolunu bulacağımızı umuyorum. Uzaylı yaşamla ilk temas.
Balkanların Nostradamus'u dünya dışı varlıklara nihayet önümüzdeki yıl bize kendilerini tanıtacaklarını, en azından halk tarafından bilineceklerini öngördü. Eğer uzaylıların zaten aramızda olduğuna, bizi yeni teknolojilerle tanıştırdığına ve dünyayı değiştirdiğine inananlardansanız bu sizi pek şaşırtmayabilir. Eğer dost canlısı varlıklarsa bu aslında olumlu da olabilir. Ama o kadar dost canlısı değillerse o zaman neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse dünyanın sonunu seçebilecek olsam herhalde bunu seçerdim. Bence uzaylılarla savaşmak oldukça havalı olurdu. İnsanlığın soyunun tükenecekse gezegene dev bir meteor çarpmasından kesinlikle daha iyi, daha kahramanca. Belki de uzaylılar tarafından istila edilmek insanlığı bir kez olsun bir araya gelmeye zorlar. Ve aslında o kadar da farklı olmadığımızı anlarız. Bunun olması için illa bir uzaylı istilasına ihtiyacımız olması çok kötü. Ama sanırım başka yolu olmayacak. Doğal afetlerde artış. Görünüşe göre 2024 yılı çoğu iklim değişikliğinden kaynaklanan çılgın felaketlerle geçecek. Tsunamiler, musonlar, kasırgalar, hortumlar aklınıza ne gelirse. Bu felaketlerin yaygın yıkıma ve ölüme neden olacağı tahmin ediliyor. Bir kehanet de gelecek yıl Asya'yı vuracak ve 2004'tekinden bu yana görülmüş en ölümcül tsunami'den bahsediliyor. Tsunami'nin Asya'nın tam olarak neresinde olacağı kesin değil. Tabii bu sadece bir kehanet. Bu yüzden izleyiciler arasında Asya sakinleri varsa paniğe kapılmasın. Pasifik kıyılarında da büyük bir deprem olacağı tahmin ediliyor. Pasifik kıyılarındaki tektonik plakaların kaymasıyla okyanustan dev kayıcılar çıkabilir ve bunlara karşı savaşmak için devasa boyutlarda makineler inşa etmemiz gerekebilir. Bu oldukça pahalı olur ve küresel bir ekonomik çöküşe yol açabilir. Evet, noktaların nasıl birleşmeye başladığını görüyorsunuz. Avrupa'da kaos. Evet, görünüşe göre Avrupa 2024'ten itibaren çok yaşayacak. Eğer babanın kehanetleri gerçekten gerçekleşirse Avrupalıları eğlenceli yıllar bekliyor demektir. Kehanetlerin çoğu aşırı dincilerin kıtanın çeşitli bölgelerinde hem sivilleri hem de siyasi liderleri hedef alan saldırılar düzenlemesiyle ilgili. Görünüşe göre bunlardan biri de Putin. Kehanete göre Rusya'dan birileri onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Sonunda Avrupa'da güç tamamen el değiştirecek. Sadece bu da değil. Baba Vanga kehanetlerinde Avrupa ekonomisinin tamamen çökeceğini de belirtiyor. Tüm bunların birçok Avrupalının yerinden edilmesine yol açacağı ve kıtanın 2025 yılına kadar seyrek nüfuslu bir yer haline geleceği varsayılıyor. Yani önümüzdeki birkaç sene için Avrupa tatillerinizi ertelemek isteyebilirsiniz. Çünkü işler oldukça tehlikeli bir hal alacak gibi görünüyor. Siber saldırılarda artış. Vanga'nın 2024 yılına dair öngörüsü dijital alemin esasen bir savaş alanına dönüştüğüne dair oldukça kasvetli bir tablo çiziyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları daha önce görülmemiş ölçekte siber saldırılar düzenliyor. Görünüşe göre bu saldırılar geleneksel veri ihlallerinin ve kimlik avı girişimlerinin çok ötesine geçecek. Kritik altyapıyı, finansal sistemleri ve hatta toplumun dokusunu tehlikeye atabilecek sofistike ve son derece yıkıcı saldırılar olacak. Vanga bu siber tehditlerin jeopolitik sonuçları olabileceğini ve bugün bildiğimiz güç dengesini değiştirebileceğini ima etmiştir. Muhtemelen sizin de fark edebileceğiniz gibi birbiriyle örtüşen bazı kehanetler var. Kuantum bilişim, siber saldırılardaki bu artışta önemli bir faktör olabilir ve küresel ölçekteki güç değişimi daha önce bahsedilen güçlü ejderha ile ifade ediliyor olabilir. Bu siber saldırılar Avrupa'nın karışmasından da kısmen sorumlu olabilir. Buraya kadar hep kötü şeylerden bahsettim ama videoyu olumlu bir sonla bitirmek istiyorum. Her şeyden önce babanın birçok kehaneti gerçekleşmiş olsa da gerçekleşmeyen kehanetleri de var. Ayrıca burada anlattığım kötü kehanetlerin yanında iyi kehanetleri de var. Mesela kanser gibi hastalıklar için inanılmaz tıbbi atılımlar yapabiliriz. Yani bir sınırsız temiz enerji biçimi keşfedebiliriz ve 2024'ü takip eden yıllarda iyi şeyler olabilir. Tünelin ucunda her zaman ışık vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.